Ülke TV ekranlarından mutlu günler değerli adaylarımız, velilerimiz ve hocalarımız. Bir Hayat Tercih Tir programıyla daha bugün de karşınızdayız. Evet, son dönemece viraja girildi. Tercihler de son gün Perşembe. Tabii tüm öğrencilerimizde ve velilerinde de heyecan hat safhada. Özellikle kararsızlar da bu dönemde tabii ki çok fazla. Bugün bölümleri ve programları tanıtmayı buradan sürdüreceğiz. Bugün psikoloji eğitimini ve biraz da Üsküdar Üniversitesi'nin farklı bir eğitim anlayışı ve modeli var. Bunu ele alacağız. Çok değerli akademisyenlerimiz, hocalarımız bugün bizlerle olacak. Her gün olduğu gibi Üsküdar Üniversitesi'nin kurucu rektörü, psikiyatr profesör doktor Nevzat Tarhan hocamız bugün bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ayaklarınıza ederim. Sağlık. Şerefler verdiniz. Hemen yanında profesör doktor yine Çiçek Akayeva. Aynı üniversiteden kendisi. Hocam sizler de hoş geldiniz. Hoş sizlerin de ayaklarına sağlık. Ve zaman zaman değerli adaylarımız, arkadaşlarımız sizlerle tanıttığımız bölümlerde, programlarda okuyan aday öğrencilerimizi de buluşturuyoruz. Daha doğrusu okuyan öğrencilerimiz. Onlardan biri de bugün bizimle. Kendisi Üsküdar Üniversitesi psikoloji öğrencisi Merve Akyazı. Merhabalar. Merve sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Senin dinleyeceklerin tabii ki adaylar için çok önemli. Bizler için de çok önemli. Seni dinlemeyi sürdüreceğiz bugün de. Peki. Ve tabii ki uzman psikolojik danışman Üsküdar Üniversitesi'nden yine rehber hocamız. Bu dönemde ona da çok ihtiyaç duyuyorsunuz. Onun söyleyecekleri de önemli. Canım sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Evet değerli adaylar, bölümü bugün psikoloji bölümünü ve farklı bir eğitim modeli var dedik. Onu ele alacağız Üsküdar Üniversitesi'nden. Tabii ki bizlere ve hocalarımıza değerli sorularınızı sorabilirsiniz. Bunu nasıl yapacaksınız? 0216 400 22 96'dan canlı telefon bağlantısı alacağız ve 0216 400 22 97'den değerli hocalarıma sorularınızı yöneltebilirsiniz. Sosyal medya üzerinden de sorularınızı alacağız. bilgi@hayattercihleri.com mail adresim, buradan sorularınızı alacağız ve facebook.com/hayattercihtir üzerinden de kıymetli sorularınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Tekrar tabii program, aslında biz ilk programlarımızı sizinle yapmayı çok arzu ediyorduk. İki teşekkürümüz var. Adaylarım adına sizlere ben teşekkür etmek istiyorum. Bir, Üsküdar Üniversitesi'nin mottosu olan Hayat Tercihtir ismini bizim kullanmamıza izin verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Rica hocam. Ederim. Bir de değerli akademisyenlerinizi özellikle bu zorlu süreçte onların yanında bulunmasına, bu ekranlarda fırsat verdiğiniz ve bizimle paylaştığınız için teşekkür ediyorum hocam. Evet, Üsküdar Üniversitesi yeni bir üniversite. İlk öğrencilerini aldı. Bu sene ikinci akademik yıldasınız hocam. Farklı bir model. Aslında gelenekselin ötesine çıkıyorsunuz. Türkiye'de davranış bilimleri ve sağlığında ilk ve tek tematik üniversite. Hocam böyle bir üniversite neden bir uzmanlaşma, bir odaklanma yönünde dünyada bir eğilim mi var hocam? Tabii. Yani aslında yeni bir üniversiteyiz ama kendi alanımızda eskiyiz. Yani 98'de Memorial Center of America'nın Türkiye temsilciliğini aldık. Hı hı. O dönemde bunun bilimsel adımını atmış olduk aslında. İlk yani formal adımını atmış olduk ve yani bir dünyadaki bir yapının parçası olduk. Hı-hı. Daha sonra bu yaptığımız işlerin olumlu geri dönüşleri olarak yani beyin fonksiyonlarını ölçerek tedavi Türkiye'ye getiren bir sistemdi o. Beyin fonksiyonunu ölçerek, beyin haritalamaları, beynin bilimsel resimlerini çekerek yapılan, soyutu beyin haritalamaları yapılan yani şeye kadar 98'de 95'te dünyada bir keşif oldu. Mesela bu keşif şu, yani insan beyninin yeni hücre üretebildiği, yani insan beyninin bilindiği gibi böyle hiç değişmez, hücre sayısı değişmez gibi anlaşılıyordu. 95'lerde bunun insan beyniyle ilgili hatta tek hücre kayıtları yapıldı insan beyninde. Beyin hücre kayıtları yapıldı. Biz de beyindeki biyoelektrik faaliyeti kaydederek olan ölçümler yapıyoruz. Bunlar ilk Türkiye'de uyguladığımız zaman beyin ve davranış ilişkisi ölçülebilir olmaya başladı. Hı-hı. Beyin ve davranış ilişkisi ölçülebilir olması psikolojide paradigma dönüşümü demektir bu. Yani psikoloji artık şu anda textbooklar alın, psikoloji textbookunu herhangi bir İngilizce dünyadaki hem şu kütük gibi kitaplar vardır ya, alın. Yarıdan fazlası beyinden bahseder kitaplarda. Çünkü beyinsiz bir psikoloji mümkün değil. Yani her davranışın beyinde biyokimyasal bir karşılığı var. Her uzvumuzun beyinde organsal hafızası var.
ne dokunur ne dokunmazdan tutun da yani kişinin geçmişinde yaşadığı çocukluk çağı travmaları, hayat olayları, birkaç gün önceki yaşadığı olaylar, beyindeki hep kaydediliyor bilgiler. Bunları analiz etmeden psikoloji mesleğini icra edemezsiniz. Bunlarla yani kişiye tedavi yaparken, telkinde bulunurken, danışmanlık hizmeti verirken o kişinin beyninin plastisini değiştiriyorsunuz siz yaptığınız bu. Yani beyinde görünmeyen bir plastik yapıyı modifiye ediyorsunuz, değiştiriyorsunuz. Yani bu nedenle psikologlar beyni bir heykeltıraş gibidirler psikologlar. Yani insan nöroplastisiteyle oynuyorlar. Hatta bunun bir örneği de Nikelaj fenomenidir. Mesela Michelangelo fenomeni denilmesinin sebebi çok uzun yıllar beraber yaşamış mutlu eşler vardır. Bunlar için söylenen bir şeydir. Birisi eşinin hakkında ne düşünüyor? Mesela kalbinden bir şey geçiyor, canı su istedi diye hemen bardağı getiriyor. Ya bu üzüldü diyor, hemen anlıyor. Nasıl anladın diyor, işte sezgisel algılama oluyor. Bir Nikelaj falan, onun beyni öbürünün beyniyle birebir sanki heykel gibi aynı örtüşüyorlar, asal yapısı. Nikelaj fenomeni deniyor onun için. Bu birlikte yaşayan, kanka olan kişilerin beyninin birbirine ayna gibidir, böyle çift gibidir. Nikelaj fenomeni denilen. İşte bunu şunun için söylüyorum, psikoloji böyle bir noktaya geldi. Şimdi biz bu üniversiteyi, bunu yaptığımız işin artık eğitim ayağına ihtiyaç vardı. Tedavi ayağını yapıyorduk. Yani eğitim yaptığımız elemanlar yetiştirmemiz gerekir. Ve biz bunu dünya standartlarının üstünde yapabileceğimizi gördük. Çünkü uluslararası kongrede gidiyoruz, yaptığımız işleri sunuyoruz. Yani olumlu geri dönüşler var. Türk bir hastaneyi ziyarete gelen ne kadar uluslararası bir misafir olduysa hepsi ya burayı üniversite çevirdi bize. Mesela en son bu kararımızı etkileyen Estinesti Üniversitesi'nden Norman Morrison'da bir psikiyatrist dolaştı ve işte buradaki altyapıyı muhakkak üniversiteye getirmeniz lazım dedi. 2008'de söyledi bunu. Biz de düğmeye bastık o zaman. 2011'de üniversitenin kuruluşu oldu. Ve üniversite davranış sağlığı ve bilimleri konusunda tematik bir üniversite, özelleşmiş bir üniversite. Bu da dünyada üniversite arasındaki yeni eğilimler, yani yeni yaklaşımlar. Bu yaklaşımlar hatta bilimsel bir terim vardır, veri madenciliği diye. Yani bir veriye ulaşmak için bir madenci gibi çalışmak lazım. Zor madenlere 1 kilometrelerce yerin altına girmek gerekiyor. Bilimde de köklü bilgilere ulaşmak için veri madenciliği lazım. Yani master tezi birkaç metre kazmaksa doktora tezi 100 metre kazmaktır. Bunun gibi derin bilgilere ulaşmak gerekiyor. Bunun için üniversite ve bilimsel çalışmalar gerekiyor. Üniversite şu andaki hedefimiz öğrencilerimize, yani bizi okuyan lisans öğrencilerin ilk 2 yıl teorik temeli öğrenecekler ama ondan sonra yani her öğrencimizin TÜBİTAK tezi olsun. Yani CV'sinde TÜBİTAK projesi yazmıştır diye yazsın istiyoruz ve bunun gibi hep projelerle, yani öğrenciler arasında en çok konuşulacak konu proje olacak ve bunu hedefliyoruz. Bu sosyal projeler, genetik projeler, yani psikolojinin diğer psikososyal projeleri, hepsi, yani özellikle TÜBİTAK sosyal projelere de şimdi destek vermeye başladı. Yani bütün bunları yapmak istiyoruz. Yani bir bilimsel heyecanı olan bir kimse, yani sadece mesleğimi icra edeceğim değil de, yani yeni bir buluşa, bir şeye imzam olsun istiyorsa bir kimse, yani bunun altyapısını kurmaya hedefledik. Yani şu andaki üniversitemizin başlangıcında da bu konuda güzel adımlar oldu. Yani siz sormadan ben söyleyeyim. Yani son günlerde kesinleşen bir bilgi, Amerika'da 10 üniversite, Kanada'da bir üniversiteyle Üsküdar Üniversitesi hazırlık sınıfıyla ilgili anlaşma yaptı. Esli firması var, bu dil konusunda bize eğitim veren uluslararası bir örgütsel dil kampüsleri olan bir yapı. Amerika'daki çalıştığı üniversitelerle bizi entegre olduk ve 15 tane öğrenciyi bu sene ikinci dönemi orada okuyacaklar. 15 öğrenci seçeceğiz. Yani bu sene de 5 öğrenciyi karşılıksız burslu olarak gönderiyorlar. Dil okulu için, yani dillerini geliştirmek için gönderiliyor. Yani bu bütün bunlar, yani uluslararası bu bizim ilk adımımız oldu şimdi. Uluslararası üniversitelerle işbirliği kurumu konusunda web sayfamızda bununla ilgili
uluslararası ilişkilerimizde diye bilgi var. Ayrıntılı öğrenebilirler. Hı hı. Hocam gerçekten lisans eğitiminde dil çok önemli. Özellikle değil mi, Avrupa, Amerika ülkeleriyle gerek literatür tarama, gerek bilgilere ulaşma ve paylaşma anlamında, ki bunu da önemsediğinizi görüyorum hocam. Bu sayı ileride artar değil mi hocam? Tabii o, en az 15 tabii. öğrenci göndereceksiniz ama ki geçtiğimiz günlerde yabancı dillerden yine sizin üniversitenizden arkadaşlarımız, hocalarımız bizlerle birlikte oldu. 5 öğrenciyi, başarı gösteren 5 öğrenciyi şimdi 5-10 gün içinde galiba gidiyorlar. Gidiyorlar hocam. Evet. Çiçek hocam, size dönmek istiyorum. Nevzat hocam aslında psikolojinin geldiği noktanın fotoğrafını güzel çekti bize. Siz de 1 Temmuz itibariyle Üsküdar Üniversitesi'nde ciddi bir tempoda koşuyorsunuz hocam. Geliyor psikoloji isteyen öğrenciler, sizlerle görüşüyor. Oradaki atmosferi biraz anlatabilir misiniz? Neler oradaki yaşıyorsunuz hocam? Atmosfer son derece güzel. Yani biz hepimiz inanılmaz derecede yorgun olmamıza rağmen o atmosferi gün geçtikçe hatta daha da dinamik tutmaya gayret ediyoruz. Şöyle, en çok dikkatimi çeken şey şudur. Öğrencilerimiz çok heyecanlılar. Velilerimiz onlardan daha çok heyecanlılar. Ve şöyle, giden veli gidiyor, bir de anneyi, belki sadece baba geldiyse gidiyor, anneyi de getiriyor. Tekrar tekrar inceliyorlar, tekrar tekrar bakıyorlar, karar vermeye çalışıyorlar. Biz de bu konuda onlara her türlü yardımlarımızı sunuyoruz. İlk saniyeden itibariyle onlarla zaten öğrenci arkadaşlarımız ilgileniyorlar. Daha sonra eğer öncelikle hocalarla görüşmek istiyorlarsa bizlerle görüşüyorlar. Öncelikle gezmek istiyorlarsa geziyorlar. Yani o sıralama tamamen onlara ait, ne şekilde istiyorlarsa o şekilde, ne şekilde rahatlarsa daha doğrusu o şekilde davranıyorlar. Daha sonra biz onlara her konuda verimli bilgi veriyoruz. Yani tereddütleri varsa tereddütlerini açıklıyoruz ve yönlendirerek, yani illa psikoloji bölümünü seçeceksiniz diye bir şey yok bizim kararımızda. Eğer biz görüşme esnasında öğrencimizde bu bölüme ait, yani kendini hissetmediğini sezersek, zaten bunu anlayıp bir şekilde yönlendiriyoruz. Mesela ben dün bir örneği Ece Hanım'la da paylaştım, hatta hemen de yönlendirdim. Yaklaşık bir saat boyunca görüştüğüm bir aile vardı ve orada babamızı birazcık çok fazla istekli, yani onun psikoloji dediğini sezdiğim için beni istiyor değil mi? Beni evet. istiyor. Ama oğlumuz çok sakin ve sessizdi. Hani bu yapıdan da kaynaklanıyor olabilir, isteksizlikten de kaynaklanıyor olabilir. Orada tereddüt ettik ve hemen Ece Hanım'a sağ olsunlar yönlendirdim. Bizim kendini değerlendirme envanteri diye bir testimiz var. Yaklaşık 230 soruluk. Eğilimi görüyor değil mi hocam? Burada tabii aday. Ki de. Tabii ki de ve bu çok önemli. Yani burada bizim de içimiz rahatlıyor. Aynı zamanda biz bunu velilerle de ve öğrencimizin kendisiyle de paylaşıyoruz. Ve o zaman içimiz rahat olarak evet hoş geldin psikoloji bölümüne diyebiliyoruz. Evet hocam, tabii Merve, seni de dinlemek istiyoruz ama tabii geleneksel hale getirdiğimiz Üsküdar Üniversitesi'nin beyin kullanma kılavuzu 20 maddeden oluşan, bugün 14. madde ve 15. maddeyi sizlerle paylaşacağız. Sonunda tabii ki 15. maddemiz. 14. maddesimiz yine Üsküdar Üniversitesi'nin hazırlamış olduğu Nevzat Arhan hocamızın önderliğinde ve akademik kadrosuyla basit ol diyor 14. maddemiz. Mutluluk parfüm gibidir, kendine sürmeden başkasına bulaştıramazsın. Yürüyebilmek, konuşabilmek, ağlayıp gülebilmek bile başlı başına birer mutluluk kaynağı. Küçük şeylerle mutlu olmak yine senin elinde. Az ye, az uyu, az konuş felsefesine uy. Her şeyde ölçülü olmak beyin dostudur. Basit ol diyor bize Üsküdar Üniversitesi'nin hazırlamış olduğu beyin kullanma kılavuzu. Evet Merve, şimdi seni dinleyeceğiz. Tabii geçtiğimiz yıllarda bu heyecanları sen de yaşamıştın. Kesinlikle. Ki sınava hazırlanmaktan daha zor bir süreç değil mi, tercih dönemi? Emin olun daha heyecanlı. Daha endişe içinde oluyorsunuz. Evet. Bir bilinmemezlik. Tüm arkadaşlarım umarım başarıyla kalkar bunun altından diyorum ben. Evet. Tabii burada profesyonel yaklaşabilmek de önemli. Tabii. Gerekiyorsa tercih danışmanlarından destek almaları çok önemli. Merve, psikoloji bölümü öğrencisisin Üsküdar Üniversitesi'nde. Bir yılı geride bıraktın. Bir yılda neler yaşadığını birazdan size soracağım ama psikoloji neden? Neden psikoloji? Psikoloji benim birazcık çocukluk isteğim diyeyim. Psikolojide farklı alanlarda insanlarla tanışabilirsiniz. Farklı hikayeler dinleyebilirsiniz. Evet.
Ben aynı tempoda iş yapmayı sevmem. Biraz hareketli biriyimdir. İnsanlara yardım etmeyi çok severim. Psikolojiyi bu yüzden seçtim. Böyle diyebilirim. Hocam tabii hareketli olmaktan bahsetti. Artık psikolojide gelenekselin çok ötesinde artık masa başında dinleme devri de bitti. Aslında evet. İyi de olmuş değil mi psikolojiyi tercih etmesi? Benim şu sözü çok önemli. Bak insanlara evet. Yardım etmeyi severim diyor. Yani bu şeyin bunu temelinde. Bu duygu yoksa zaten psikolog olmasın bir kimse. Yani olmasın kesinlikle yapamaz. İnsana yani dokunabilmek yapamaz. Ve yardım etmeyi sevmeyen kimse yani hemşirelik yapamaz, hekimlik yapamaz, psikologluk yapamaz. Bunlar hatta çoklu zeka teorisinde bunlar şey zeka diyor. İçsel zeka olarak da geçiyor. Kişi işte gelişmiş olması lazım. Empatiyi daha çok görebiliyor. Bu duygu yoksa çünkü yani kişi yani konu gelmişken ben de bir katkıda bulmak istiyorum. Şimdi tercihte kararsızlar var. Evet. Şimdi burada psikoloji tercih edecek diyelim. Yani burada çoğunluk hep psikoloji ağırlıklı olduğumuz için söylüyorum. İşte tercih edecek ama kendisi istemiyor çocuğun. Anne baba yani örneğinde olduğunuz gibi istiyor. Burada kariyer meslek değerlendirme testi önemli bir test. Yani kişinin yani değerlerine, yeteneklerine ve ilgi alanına göre sorular var. O sorulara göre değerlendiriyor ve rapor veriyor. O rapora göre kişi güçlü zayıf yönlerini görüyor. Ona göre mesleki kararı kişi veriyor. Bunlardan bir tanesi de insanlar yardım etmeyi sevmesi bir insanın. Bu yoksa psikolojide çünkü gün onlarca sıkıcı hikaye dinliyorsunuz, dertli insanlarla uğraşıyorsunuz, hep olumsuzluk çözüm odaklı oluyorsunuz yani özellikle klinik alanlarda. Klinik alanı olmayan diğer endüstriyel psikoloji, örgütsel psikoloji, deneysel psikoloji olsa bile yine bir işin içerisinde yani bu sorun budur deyip bırakmak lüksünüz yok. Çözüm de bulmak zorundasınız. Yani bunu ancak kişi duygularını katarsa, severse başarılı olur. Meslek bunun için cilt gibi. İnsan yani elbisesini değiştirebilir ama meslek cilt gibi olduğu için hayat boyunu taşıyorsunuz onu. Yani içsel onu benimsemeniz önemli. Benimsediğinizde yaptığınız işi zaten severek yaptığınız için işi olmuyor ki size. Yani severek yapıyorsunuz. Severek yaptığınız için yorulmazsınız bile. Yani onda işe harcadığınız zaman hani devlet memurları vardı saat 5:10 kolu saatte böyle çalışılacak bir meslek değil psikoloji. Yani bu tarz düşünen bir kimse mesleğini icra edemez. Yani 7/24 sorumluluk isteyen bir alan. Yani böyle bazı arkadaşlar var ben işte saat 5'ten sonra hasta istemiyorum telefonları kaparım falan diyor. O zaman arkadaş sen cildiyeci olsaydın diyorum mesela. Ne işin var? Eğer yani böyle bir meslek istiyorsan yani acili olmayan bir alan seçeceksin. Bunu seçtiysen gereğini yapmak zorundasın. Yani bu nedenle bu meslek böyle ama bunun peşin ücretleri var. Yani bir insanın bir mutsuz bir insanı mutlu yapıyorsunuz. İnsanın böyle Allah razı olsun diyor. Ayrılırken yani onda hiçbir şeyle ölçülmez bu mesleki tatmin açısından. İnsana karşı tarafı sevindirmenin, mutlu yapmanın verdiği zevk çok hoş bir peşin ücrettir o. Bunu yaşıyorsunuz. Yani psikolojide bunu çok görüyorsunuz böyle. Ve gerçekten psikoloji eskiye göre çok daha psikoloji, onun işte tedaviyle ilgili alanı, psikiyatri eskiye göre çok daha tedavide çok daha başarılı. Yani 20 sene uğraşıp sonuç alamadığınız vakalarla şimdi sonuç alabiliyorsunuz. Yani düşün bir şehirde yaşıyor. 20 senedir hasta sonuç alamamışsınız. Siz uğraşıyorsunuz, bir şey yapıyorsunuz, sonuç alıyorsunuz. Bütün aile, köy ya da kasaba ahalisi şaşırmış ya nasıl oldu bu düzeldi. Bunu parayla pulla ölçemezsiniz bu tatmini. Yani psikoloji mesleğinin böyle şeyleri vardır. Yani insanları mutlu etmek, sevindirmek. Yani meselesi çocuğuma daha iyi davranıyorum diyor. Eşimle ilişki sorunlarımı düzelttim diyor. Yani sizin birkaç tavsiyeniz, birkaç yönlendirmenizde. Yani bunlar insanın mesleki doyum açısından önemli ölçüler. Yani bunu ancak kişi mesleği severse bunu yapabilir.
hep ben konuşmayayım ya. Hocam sizin söyleyecekleriniz tabii ki çok önemli. Tabii adaylar tercih yapan veya yapacak kararsız olanlar, özellikle psikoloji istiyorsanız Nevzat hocamızın söylediklerine kesinlikle kulak verin. İnsanı sevebilmek çok önemli. Ve biraz yoğun çalışıyorlar ama insanı sevmek burada önemli diyelim. Evet Ece Hanım, sosyal medya üzerinden de sorular geliyor. Onları da ben sormaya çalışacağım size. Bu arada değerli adaylarımız, kesinlikle sosyal medya üzerinden her sorunuzu Ece Tözen iş günü içerisinde saat kaç olursa olsun cevaplıyor. Bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra. Ece Hanım, psikoloji kontenjanlarında durum ne? Geçmiş yıllarla kıyaslandığında bir artış var mı? Tablolar ne diyor tablolar? Evet, bir artış var. Psikoloji isteyen öğrencilere öyle bir müjde verelim. Çünkü son yıllarda 5-6 yıldır psikoloji TM öğrencilerin en fazla tercih ettikleri alanlardan biri ki bu şekilde de devam etmiş olacak. 2012'de 4174 olan kontenjan 2013'te 5019'a yükselmiş. Yani 845 kişilik bir kontenjan artışı olmuş. Bu da tabii öğrenciler için çok büyük bir artı bence, tercih etmeyi düşünen öğrenciler için. Ece Hanım, yine oğlum sayısal da 150 bin sırada. Üniversitenizin bilgisayar mühendisliğinde okumak istiyor. Bu sıralamaya girmek mümkün mü diye bir sorumuz var. Tabii, 150 bin. Tercihlerinde yer versin. %50 burslu ve %75 bursluyu da mutlaka %75 ve %50 burslu olarak da yazabilir. Ayşenur Sevim Özaraç, tabii puan türlerini de buradan yazarsanız Ece Hanım, ayrıntılı bilgiyi. Biz program... MF4 diye düşünerek evet cevapladık. Evet, program sonunda Ece Hanım size kesinlikle cevap verecek. Telefonla da bağlantı kurabiliriz. Evet Çiçek Hocam, size ben dövmek istiyorum. Nevzat Hocamızın biraz önce söylemleri tabii ki çok önemli. Psikolojiye kaç öğrenci alacaksınız? Bir Ece Hanım da bahsetti, bir aslında psikoloji revaçlı olan bir alan. Evet, kesinlikle öyle. 70 kişi Türkçe, 70 kişi İngilizce bölümünü alacağız. Evet. Yani bu sene arttı. Geçen seneye göre. Yani toplam 140 kişi 70'er alacağız. Farklı bir eğitim modelini beklediğini biz biliyoruz. Nevzat evet. Hocam da dikkat çekti. Daha ayrıntıyı da Nevzat Hocam'dan almak isterim ama yüksek lisans imkanları da tanıyorsunuz değil kesinlikle mi öğrencilerimize? Kesinlikle öyle. Ben gelen her öğrencimizi bunun hakkında bilgilendiriyorum. Çünkü psikoloji alanı sadece lisansla kalacak bir alan değil. Hı-hı. Onun kesinlikle pekişmesi gerekiyor. Yani kesinlikle varsa öyle bir imkan, yüksek lisans, doktora vesaire, yani gidebildiği kadar gitmeleri lazım. Çünkü psikoloji alanı 4 yılla, yani 4 yıl eğitim çok önemli. Temel eğitim olarak tabii ki de çok. Ama hep gelişiyor. Bizim okulumuzda böyle bir imkan var. Yani evet, öncelikle hazırlık okulunu okuyorlar. Gerek Türkçe bölümünü gerek İngilizceyi seçerlerse de her ikisine de bizde hazırlık okulumuz İngilizce zorunlu. Ondan sonra 4 sene lisans, daha sonra da aynı zamanda kendi okullarında kalarak yüksek lisanslarına devam ediyorlar. Hı hı. İnşallah ileride doktorasına kadar her şeyi kendi okullarında yaparak önlerinin daha da çok açık olacakları şekilde çıkacaklardır. Hı hı. Hocam, psikolojide uygulama çok önemli. Ki gördüğüm kadarıyla da sizi aslında birçok alanda ayıran en önemli özelliklerden biri de bu. Ve davranış bilimleri ve net sağlık alanı tematik bir üniversite olmanız. Biraz hocam buradan gidecek olursak neler paylaşabilirsiniz psikolojiyi? Şimdi burada aslında uygulamaya geçmeden önce sorulan bir soruya cevap vermek buyurun istiyorum. Bu psikoloji ile psikiyatrinin farkı soruyorlar. Özellikle anne baba. Yani çünkü bizim üniversitede farklı olarak temel psikolojinin dışında psikiyatrist kadro da var. Hastane olduğu için psikiyatrist de var. Klinik ayağı önemli. Özellikle uygulama, pratik, sizin sorduğunuz pratiği sağlıklı yapılabilmesi için tedavi yetkinliği olan, yani tedavi konusunda deneyim olan bir kadronun olması gerekiyor. Onlar da psikiyatri. Şimdi psikoloji temel bilim. Temel bilim, yani normali odaklı bir bilim. Psikiyatri anormali, patoloji odaklı bir bilim. Yani 4 yıllık lisansta 2 yıl özellikle temel teori. Yani bana ilk 2 yılda ben ders vermiyorum. Çünkü yetkin değilim o konuda. Yani o da psikoloji, mesela psikoloji hocamız Çiçek Hoca. Bunun gibi şu anda 7-8 tane psikoloji kökenli hocamız var. O temel eğitim veriyor. Daha sonra işte uygulamayla, klinikle ilgili
gelişmeler olduğu zaman staj dönemlerinde psikiyatristler devreye giriyor. Bir de patolojiyi, görüşmeyi, çeşitli tedavi seçenekleri, terapilerle ilgili konularda psikologlarla psikiyatristlerin ekibi olması önemli. Yani bir ameliyat gibi düşünün. Ameliyatta nasıl sadece en başarılı hekim de olsa tek başına girmez ameliyata, ekiptir. Ve burada takım işidir terapide, psikiyatrik tedavide. Takımın bir parçasıdır psikiyatristler, psikologlar, psikiyatri hemşireleri. Mesela hemşirelikte psikiyatri hemşireleri ayrı bir daldır. Vardır. Şimdi mesela takımın bir parçası da yeni kadroya oluşturduk, ergoterapi bölümü. Çiçek hocamız ergoterapi bölümünden de sorumlu. Orada dersleri İlk de olacak. İlk öğrencilerimizi bu yıl alıyorsunuz. Bu yıl alıyoruz. Evet. Mesela ergoterapi ne? Müziği, sanatı, fizik, böyle hareketi, ritmi, resmi tedavide kullanıyorsunuz. Kişinin hayata uyum sağlamasını, engelli bir kişinin, otistik bir kişinin, yani otistik kişiler tedavi ediliyor, bir noktaya geliyor, kalıyor tedavi. İlaçla yahut da özel eğitimle o kişiler hayata entegre edemiyorsunuz. İşte hayata uyum sağlaması için bir kişi ona mentor oluyor, koç oluyor. Ergoterapist bu da. Yani onun hayata tutunabilmesi, hayatı sevebilmesi, insanları sevebilmesi, yani bunu yapabilmesi için o kişiye özel iş ve uğraşı geliştiriyor. O kişiyi hayata bağlıyor. Bu yürümede de olabilir ergoterapi. Yani yürüme zorluğu çeken, kolunu bacağını kullanma zorluğu çeken olduğu gibi ya hayata psikolojik uyum, psikososyal uyum zorluğu çeken kişileri de iş ve uğraşı tedavisi diye, yani bütün dünyada her klinikte, her böyle eğitim merkezinde hep olan bir uzmanlık, Türkiye'de yoktu bu. Yani Hacettepe açmıştı, iyi ki açtılar. Şimdi biz bu sene vakıf üniversitesi olarak ilk biz açıyoruz. Bu geleceğin mesleğidir. Mesela yine geleceğin mesleği olan iş sağlığı ve güvenliği bölümü 4 yıllık, 2 yıllık yüksek lisansla iyi bir kadroyla. Büyük ihtiyaç olan bir alan. Yani onu yapıyoruz. Mesela çocuk gelişimi var. Şimdi psikolojiye giremeyenler mesela diyelim çocuk gelişimine girebilirler. Çocuk gelişimine girdiklerinde çift ana dalla ya da yan dalla psikoloji yapabilir. Felsefeye girse bile yapabilir. Felsefeye girebilse. Yani bütün bunlar biyomühendislik var. Yani şimdi psikolojinin şu andaki işte psikoloji takımının bir ekibi de biyomühendisler ve biyoinformatikler. Yani yazılımcılar, bilgisayarcılar terapi takımının bir üyesi. Mesela avatar terapi diye terapiler var. Avatar modelleme yapıp kişiye sanal ortamda tedaviler yapıyorsunuz. Bunun için bir yazılımcı gerekiyor. Ve genetikçi çok önemli. Şimdi kişiye özel tedavi kavramı, tedavi yöntemi burada kişiye özel. Yani bir insana ilaç veriyorsunuz, bunu 10 gram, 10 miligram diyorsunuz. Belki onun ihtiyacı 5 miligram, belki 15 miligram. Bunu şimdi şu anda rastgele yapılıyor. Biz bu da kişiye özel tedavide o kişinin ihtiyacına, ilaç kan düzeyleriyle, bazı genetik ilaç metabolizma testleriyle onun ihtiyacına göre yapılıyor. Bunun sistemini yapıyorduk. Şimdi eğitimini vereceğiz bunu. Ya burada hem teknisyen eğitiminden tutun da yani burada yetişecek kişiler bütün bu sistemin içerisinde olacaklar. Yani hatta yani ilk 500'den tercih yapanlar iş garantisi verdik. Çünkü her alanımız bizim işimize entegre. Üniversite hastane işbirliği bu nedenle önemli. Hatta ya olabilirse birçok cihazı, sistemi biz üretebilirsek üniversite sanayi işbirliği konusunda da adımlar atılabilecek. Bu nedenle yani öğrencilerimize sadece psikoloji değil, birçok alanda biyomühendislikten sağlık iletişim fakültesi mesela. İletişimdeki şu anda en önemli olan nöromarketingdir. Yani nöropazarlamadır. Yani yapılan geçen Amerika'daki üniversite, Kaliforniya Üniversitesi, Boğaziçi ve biz yeni bir ÜTÜBİTAK projesi başlattık beraber. Burada iş yeri yalnızlığıyla beyin görüntülemesi arasındaki ilişki. Yani bir iş yerinde yalnızlaşıp yanlış kalan kişinin beyninde ne oluyor? Bunu araştıracağız. Ve bu üç üniversitenin birlikte yapacağı bir yayın. Yani bunlar işte genç arkadaşlarımız hep bunun içerisinde bunun parçası olacaklar. Bunlar da görev alacaklar. Alacaklar. Ve yani biz psikolojinin temelini, akademik temelini öğretmeden kliniği ve uygulamayı düşünmüyoruz. Doğru değil zaten. Ve bunun için genel psikolojiyi, temel psikolojiyi öğrendikten sonra kliniğe geçecekler. Bu bir şeydir.
yolculuktur. Yani bütün psikolojinin bütün alt gruplarının hepsini yönetim danışmanlığından uygulamalı psikolojiye, kognitif psikoloji, beyni bilgisayar gibi gören psikoloji, bütün bunlara kadar hepsinin aile danışmanlığına kadar sosyal çalışmacılık bölümü mesela ilgi duyanlar ikisini de psikolojiyle sosyal çalışmayı aynı anda kişiler öğrenebilecek. Yani çeşitli bireysel rehabilitasyon programlarına mentor olabilecek lisans öğrencileri. Şimdi yani burada Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'yla yani şu anda başladığımız bir proje var. O projede yani her öğrenciye bir cep telefonu vereceğiz ve kart vereceğiz. Ve kurumda böyle kuruma yasal korumaya alınmış annesiz babasız yahut da travma kurbanı, hı hı, ihmal ve istismar kurbanı çocuklara mentor olacak öğrencilerimizden birisi. Onlara yani o istediği zaman ulaşacak, uyuşturucu kullanmak istediği zaman, kaçmak istediği zaman hemen biz onlara bilimsel ve destek vereceğiz, yönlendireceğiz. Onlar o gençlere mentor olacaklar. Bunu yaparken de bir taraftan kendilerini de geliştirecekler. Yani yaşam koçu gibi hem kendilerine koçluk yapmış olacaklar hem yani birçok bir insanın kazanılmasına sebep olacaklar. Yani bunlar hepsi üniversite olarak takım çalışması gerektiren şeyler. Bunları yapmaya çalışıyoruz. Ve işte bu tercih döneminde de genç arkadaşlarımız yani meslek seçerken bunları bilerek seçsinler. Yani severek, sevdikleri alanda insan ilerleyebilir. Yani şu anda son hafta olduğumuz için kararsızlar kaldı daha çok. Aslında büyük çoğunluk tercih etti. Zor karar veren anne ve babalar. Yani gençlere son kararı gençler versin. Anne baba fikrini söylesin ama genç de %100'ü bulamazlar ama. %70-80 tamam. Ece Hanım ne diyor bilmiyorum. %70-80 hadi çok karar, çok titizseler böyle %51 ile karar versinler. %100'ü bulamazlar. %51 ile hatta öyle bir sadece bir tercih yapıp çok yüksek puanı olan kişiler başka tercih yapmıyorlar. Yani o da çok iddialı değil mi? Okumayacağı bölümde iddialı yazmasın değil mi hocam? Yani, bir sonraki tabii, okumayacağı istemediği bölümü puanım yüksek diye yazmasın. Yani. Kesinlikle. Çünkü o yani, o kişinin hayatı yaşam biçimi haline geliyor meslekten sonra kişinin. Yani o severek yapabilmesi için önemli. Bu nedenle yani tercihin işte son günleri yaklaşırken yani kişi hayatının önemli bir kararını veriyor. Yani bunu yani öyle önemli bir kararı ama başarısız olursa da kötü bir sonuç çıkarsa da sadece hayat yolunda basamaklardan birinde takılacak. Seneye o basamağı bir daha geçebilir. Hı hı. Hiç böyle gereksiz kaygıya da girmesine gerek yok diyorum. Merve'ye dönmek istiyorum. Merve tabii psikolojiyi tercih etti ve isteyerek bilinçli bir tercih yaptı. Evet. Üsküdar Üniversitesi'nin ilk mezun olacak öğrencilerinden bir tanesisin. Tabii yeni bir üniversite. Burayı tercih etmende neler etkili olduğu ben sormak, öğrenmek istiyorum. Kaygın var mıydı yeni bir üniversite olmasında? Tabii ki bir kaygım vardı. Hı hı. Aslında o kaygı tüm öğrencilerde var. Çünkü yeni bir ortama giriyorsunuz. Hı hı. Bana çok söyleyen oldu. Yani ilk defa açılıyor bu üniversite. Nasıl güvenebiliyorsun? Üniversitemiz yeni olabilir. Yani ben hatta yeni demek istemiyorum. Genç bir üniversiteyiz. Hı hı. Bu yüzden dinamiyiz. Ayrıca söylemek istediğim, ben arkadaşlarıma dedim bu üniversitemizin, evet, bir hastanesi vardı, hı hı, ve geçmişe oturtulmuştu aslında bu hastanemizin, bu üniversitemizin. Sadece öğrencileri vardı. Öğrenciler bölümü boştu. O, hı hı, boşluğu da biz doldurduk. Yani kaygılarım vardı ama üniversitemiz gerçekten iyi değil, mükemmel bir üniversite. Hı hı. O yüzden yani tüm sorunlar ortadan kalktı yani diyebilirim. Yani uygulama yapabilecek olma senin için büyük çok bir avantajdı değil mi? Evet, çok önemliydi. Seçme nedenlerimden biri de buydu zaten. Hı hı. Uygulama yani merak ediyoruz. Teorikte mesela bir hemşireye iğne vurmasını, iğne, hı, yapmasını öğretebilirsiniz. Kitaplarca yazabilirsiniz. Ama o uygulamayı görmedikten sonra bunu yapamaz. Hı. Yani bizim üniversitemizin de uygulamaya destek vermesi de çok güzel bir şey. O yüzden seçme nedenlerimden biri de buydu. Tabii cuma günü biz yine kullanma kılavuzundan 12. madde okuduk. 12. maddemiz de şoför koltuğuna otur. Burada da değil mi, uygulama imkanı tanıyor olmak tabii, çok önemli. Tabii. Ve ciddi avantaj. Kesinlikle.
Peki Nevzat hocamız otorite bir isim olması etkili oldu mu gerçekten? Mesela kurucusunun bir psikiyatrist olması bu bölümü tercih etmende etkili oldu mu? Bunu çünkü merak ediyorum. Tabii ki çok etkili oldu. Nevzat Tarhan hocamızın kitaplarını okudum, radyolarda dinledim. Zaten hep gıpta ettiğim bir insandı. Üniversitesinin açıldığını duyunca zaten bir heyecanla tercih ettim diyebilirim. Gayet önemliydi benim için. Yine dinlemeye devam edeceğiz. İyi canım, tercihlerde tabii son viraja girildiğini biz söyledik. Öğrenciler daha çok bu dönemlerde nasıl hatalar yapıyor, bu hataları minimize etmeleri ve tabii ciddi danışmanlık hizmeti gerekiyorsa almaları gerekiyor mu? Bu konuda hangi hatalar yapılıyor daha çok sık karşılaştığınız? Çünkü yüzlerce öğrenciyle görüşüyorsunuz. Danışmanlığı artık mutlaka alalım. Bir de artık son günlere geliyoruz. Hani son güne de bırakmayalım. Yani 18 bazı öğrenciler bugün birkaç öğrenciyle görüştük. 18 Temmuz'u bekleyelim diyorlar. Hani 18 Temmuz geldiğinde bir mucize olmayacak. Aynı kararlarımız devam edecek. En önemlilerinden biri Nevzat Hocam da biraz önce söyledi. İstemedikleri alanı yazmasınlar. Öğrenciler hep bu hataya düşüyorlar. Ellerinde olan puanlarla bir bakıyorlar beklentilerinin birazcık daha üstünde ve farklı farklı şu ana kadar hiç düşünmedikleri alanları düşünüp onları yazıyorlar. Ama tabii ondan sonrasında bakıyorlar ki meslekle kişilik oturmuyor ve sonra geri dönüş. Evet bu geri dönüş olabilir çok da sağlıklıdır ama o geri dönüşte geçirilen süre birazcık daha sancılı oluyor. Tekrardan işte teknik olarak orta öğretim başarı puanımız yarı yarıya düşüyor. Tekrardan bir sınava hazırlık sürecine giriliyor. O yüzden istemedikleri programı hiçbir şekilde yazmasınlar. Birçok alternatif var. Bunları mutlaka değerlendirsinler. Ve vakıf üniversitelerini tercih ederken vakıf üniversitelerinin özelliklerini mutlaka birebir eğer gidebiliyorlarsa gidip öğrensinler. İletişim kurabiliyorlarsa mutlaka iletişim kursunlar. Çünkü birçok hata da şundan kaynaklanıyor. Öğrenci vakıf üniversitesi yazıyor, yerleşiyor. Sonra kayıda geldiği zaman diyor ki ben buranın ücretli olduğunu bilmiyordum. Yani hala bu böyle devam eden bir şey var maalesef bilgi eksikliği diyelim ona. Mutlaka tüm şartları öğrensinler. Programın başından beri söylüyorum. Her gün kontenjan kılavuzunu okumak zor geliyor. Ama lütfen lütfen tercihlerini göndermeden önce özel koşullar kısımlarını mutlaka okusunlar. Bazı üniversitelerin işte kişilik özellikleriyle ilgili bir takım fiziksel özellikleriyle ilgili bölümlere göre her bölümün farklı farklı istediği özellikler var. Öğrencinin bunları karşılaması gerekiyor. Sonuçta yerleştikleri andan yani tercihlerini gönderdikleri andan itibaren tüm sorumluluk öğrencilere ait olmuş oluyor. O sorumluluğu onlar almış oluyor tercihleri gönderdikten sonra. Evet bu uyarıları da adaylarımız kesinlikle dikkate alalım. Pırıl Akarsu'nun bir sorusu var hocam. Psikoloji 5 yıl sonrasında bittiğinde bir yüksek lisans yapmasak iş garantisi var mı gibi. Bir istihdam olanaklarına da dikkat çekmekte fayda var hocam. Tabii yani yüksek lisans yapması uygulama alanında özellikle klinik yani danışmanlık hizmeti vermek istiyorsa bir kişiyle yani şu andaki yasal düzenleme iki sene önce yapıldı. Temel bilim psikoloji okumuşsa yüksek lisans klinik psikoloji yaptığında yani artık yetkin oluyor. Ofis açabilme yetkisi oluyor. Bir psikiyatristle takım halinde çalışabilmesi için eğer psikoloji mezunu değil yüksek lisans yapsa bile doktora yapmadan bu yetkiye sahip olamıyor. Ve diğer klinik uygulama açısından bu bir şey zorunluluk var. Zaten dünyada PhD'si olanlar yapabiliyor bunu. Türkiye'de yine yüksek lisansa sınırlı tuttular. Mesela Amerika'da doktorası olmayan kimse hasta göremiyor bir psikolog. Doktorası olursa görebiliyor. Yani bu şey hata yapma riskini naza indirmek ve klinik yetkinlik açısından yani diğer alanlarda mesela deneysel psikolojide işte laboratuvar yapabilme, bilimsel çalışma yapabilmek istiyorsa yine yüksek lisans gerekiyor. Ama onun dışında pedagojik formasyon olarak psikologlar da bu son değişiklikle yanılmıyorsam Ece Hanım eğer yanlış varsa eğer psikolojik danışman rehberi olarak devam etme şansları var. Ama diğer insan kaynaklarında çok ihtiyaç oluyor. Yani ve şu anda dünyada mesela Amerika'da Amerikan Başkanı'nın 3 tane danışmanı var. Biri mali danışmanı, diğeri hukuk danışmanı, üçüncüsü psikolojik danışmanı. Yani bizde psikolojik danışmanı görünce kaçıyor siyasiler. Yani bu niye işte en azından şöyle diyor. Üçüncü bir kişi
den görüş alayım diyor. Ya yani bir psikoloji profesyonelinden bir görüş, gerek kişi kendi kararını kendi verir ama farklı bakış açısı getirmek, seçenekler ona sunmak gerekiyor. Bunu bu gibi durumlarla psikolojik danışmanlık hizmetleri hayatı, çünkü hayat demek, çünkü hayat demek devamlı karar vermek demek. Hayat demek devamlı seçimlerde bulunmak demek. Bazen insan düşüncelerini seçim zannediyor. Arzularını seçim zannediyor. Hemen inanıyor, onun etkisinde kalıyor. Aklına bir düşünce geliyor, bir his geliyor içine. Bu hissi geçerli bir duygu, geçerli bir his diye hemen karar haline getiriyor. Evet. Halbuki insanın aklına gelen hisler, düşünceler, böyle dürtüler, bunlar ham dürtülerdir. Bunları karar haline getirmek için, bunların seçim olmadığını anlamak için kişinin dur düşün yap yapması gerekiyor. Pişirmek lazım hocam. Bunun için de farklı alternatif, farklı bakış açıları gerekiyor. Psikolojik danışmanlar insanın hayatıyla ilgili, mesela nereye yatırım yapacaksın, kiminle evleneceksin, nasıl bir iş seçeceksin, bu gibi durumlarda kişinin ruhsal durumu karar verme de çok önemli. Yani bu, hatta ekonomi ödülünü bu nedenle Dünya Ekonomi Ödülü'ne bir psikolog aldı. Yani alma konusu da karar mekanizması, decision making konusunu, yani karar mekanizma, ekonomideki karar mekanizmalarındaki ruhsal durumun önemi konusunda, kriz yönetiminde vesaire. Yani kişi nasıl karar veriyor konusu Nobel ödülü aldırdı. Bunu da bir psikolojik danışmanlığın bakışını alarak gitmeleri gerekiyor. Hepsi bunlar, yani psikoloji mezunlarında iş bulma sorunu olmaz. Yani onlar kendi mesleklerini ilerletirlerse, yani zaten bir söz vardır Anadolu'da, yapı taşı açıkta kalmaz diye. Senin iyi özelliklerin varsa işsiz kalmazsın. Yani işsiz kalıyorsan sen ya az yoruluyum, çalışmayayım, kolay elde edeyim diyorsan işsiz kalıyorsun. Onun için yani yapı taşı açıkta kalmaz. Biri keşfeder bulur diyorsunuz hocam. Peki Çiçek hocam, size ben dönmek istiyorum. Hocam laboratuvarlarınızı da dinlemek isterim. Çünkü 1600 metrekare alanda bir laboratuvar ortamınız var. Bu da çok önemli uygulama anlamında. Hocam yüksek lisans, aynı zamanda Sosyal Bilimler Enstitüsü müdürüsünüz. Yüksek lisansa mesela alan dışından başvuru kabul ediyor musunuz? Nasıl bir uygulama? Evet, şöyle anlatayım. Alan dışından da başvuru kabul ediyoruz. Psikolojiye mesela. Psikolojiye. Yalnız önemli bir şey, bilimsel hazırlık programına tabi tutuluyorlar. Öğrencilerimiz yaklaşık 2 dönem 4'er ders. Yani böylelikle onların 2 yıllık yüksek lisans yapma süreçleri 3 yıl kadar sürüyor. Yani 1 yıllık o hazırlık, bilimsel hazırlıktan sonra 2 yıllık döneme geçiş yapmış oluyorlar. Böylelikle de alan dışından da yani psikoloji yüksek lisans yapmış olarak mezun olabiliyorlar. Peki hocam, psikolojide öğrenciler geliyor tercih yapmak için, lisans eğitimi için aday öğrencilerimiz geliyor aileleriyle, biraz önce de söylediniz. Daha çok size ne soruyorlar? Merak ettim. Daha çok ne soruyorlar? Öncelikle tabii ki de onların sorularını alıyoruz. Hani siz sorun, biz size zaten her şeyi anlatacağız. Ama siz ne öğrenmek istiyorsunuz? Siz ilk sorunuzu sorun. İlk soru az önce Merve'nin de değindiği gibi. Hani işte hani yeni. Oraya geleceğim, şunu belirteyim. Bu sene benim çok gözlemlediğim önemli bir nokta var. Psikolojiye gelen öğrenci bilinçli ve isteyerek gelenlerin sayısı çok fazla. Bu çok önemli. Tamam, tereddütlü ya da aile baskısıyla her şekilde gelen var. Ama isteyerek ve bilerek, hangi bilimi okuyacağını önümseyerek gelen öğrenci arkadaşlarımız çok fazla. Ve hani neden psikoloji diye sorduğumuz zaman kiminin çocukluk hayali, yani çocukluğundan beri, kiminin bir annesine söylediği bir şey söylemek istiyorum. Benim evladım önce sen diyen bir çocuk dedi. Ve bu çok önemli. Az önce hocamızın da dediği gibi, hani insanlara yardımcı olmak istemek, empati kurabilmek, sabırlı olmak bizim mesleğimizde çok önemli. Öteki türlü zaten sabretmek çok zor. Ve çok önemli bir şey daha, burada sadece bilimi ya da başkalarına yardım etmeyi değil, kendilerini de öğrenmiş oluyorlar. Teşekkür ediyorum. Tabii Merve, seni dinlemek isteriz. Bir yılı geride bıraktın. Üsküdar Üniversitesi'nde bir yılın bitti. Ve 1 yıl hazırlık eğitimi gördün. Neler yaşadın? Mesela sosyal kültürel imkanlarınız nasıl? Üniversitenin donanımı, teknolojik olarak size sunduğu neler var? Biraz bunlardan bahsedebilir misin?
İlk hazırlık okuyacağımı söylediğimde arkadaşlarım o yatarak geçersin demişlerdi bana. Yattın mı? Hayır, asla yatmadım ki iyi ki de öyle olmadı. Evet. Biz sürekli sunumlar yaptık hazırlık döneminde. Sürekli yazılar yazdık. Hı-hı. Öğretmenlerimizin çoğu yabancı öğretmenlerimizdi. Biz pratik yapma imkanı bulduk bu konuda. Gayet güzeldi. Hı-hı. Yoğun ama bizim için çok faydalı bir hazırlık dönemi geçirdim. Hı-hı. Öğretmenlerimizle aramız çok iyiydi. Disipline ama sevgi ve saygı çerçevesi içinde bir çalışma yürüttük. Bu konuda da ben hem öğretmenlerime hem okulumuza çok teşekkür ediyorum. Hı hı. Yine okulumuzun donanımlarından söz edecek olursak mesela ilk başta bizim güvenliğimiz için kartlar okutup geçtiğimiz turnikeler var. Hı hı. Yani bizim güvenliğimiz ön planda, rahatımız ön planda tutuluyor. Dijital dolaplarımız var. Kendi şifremizi belirlediğimiz, içine rahatlıkla istediğimizi koyabildiğimiz dolaplar. Yine akıllı tahtalarımız var, sunumlarımız olur, derslerimiz olur. Bunun üzerinden işliyoruz. Gayet rahat bir ortam. Hı-hı. Öğrencinin rahatı çok düşünülmüş diyorum ben bu konuda. Çok da teşekkür ediyorum. Evet. Kısaca böyle bahsedebiliriz. Sonra unuttum, eklemek istiyorum. Çok özür dilerim. Yine panellerimiz var. Sosyal kültürel etkinliklerde tabii ki önemli. Evet, hı-hı, çok önemli. Yine paneller düzenliyoruz. Tiyatro gösterilerimiz oluyor. Mesela biz bölümümüze başlamadığımız halde pozitif psikoloji kulübü kurduk. Ve o kulüpte Avrasya Şizofreni Derneği ile de bir birlikteliğimiz var. Bazı arkadaşlarımız oradaki tedavi gören insanlara manevi destek bulunmak için yanlarında oluyorlar. Bu da çok iyi. Yani üniversitemizin sağladığı imkanlardan biri. Çünkü çoğu üniversitede böyle bir avantaj sağlayamıyorsunuz diyeyim. Hı hı. Bu konuda gayet iyi avantajlar dönüyor bize. Gördüğüm kadarıyla bilimsel ve kültürel anlamda aslında dolu dolu günler geçirdiniz ve bir yılda geride bıraktınız. Peki hocaların ilişkileri nasıl? Şimdi şöyle söyleyeyim. Mesela çat kapı yapabiliyor musun? Dilediğin hocana gidip veya gece bir saate telefon edip hocam şöyle şöyle ne yapmam gerekiyor gibi böyle bir ortamınız oluyor mu? Kesinlikle öyle bir ortamımız var. Gayet samimiyiz. Bölüm öğretmenlerimiz dışındaki öğretmenlerimizle de gayet iyiyiz biz. Örneğin ben öğretmenimi kapısını çalıp hani bölümle alakalı bir soru değil. Öğretmenim bugün çok işte sarılmanıza ihtiyacım var, beni dinlemenize ihtiyacım var dediğimde öğretmenlerimin hiçbiri geri çevirmedi beni. Çiçek hocam da bunlardan biri, bizim üstümüze çok düşüyor. Ben çok evet, teşekkür ediyorum. Öğretmenlerimizle disipline ama sevgi saygı çerçevesi içinde bir birlikteliğimiz var. Aslında onlar size emanet hocam. Yani bu noktada emanet aileler, ebeveynler, çünkü onların tercihlerinde bu çok önemli. Yani öğrenciye sahip çıkma, onları benimseme, aileden biri olarak görebilme onlar için önemli diye düşünüyorum ben. Kesinlikle hocam. Hatta sadece akademik başarı değil, hayat başarısı. Aynen. Yani bizim o pozitif psikoloji, Merve'nin bahsettiği konu da o zaten. Yani bir insanın işte duygusal zeka diye bilimsel terminolojide geçen kişinin hayatta hem mutlu hem üretken olabilmesi önemli. Hem mutlu hem başarılı olabilmesi. Sadece başarılı olursunuz ama mutsuz olursunuz. Yani bunu, yani bunun da bir beceridir bu. Bunun için yani öğrencilere hayat başarısı için onlara yani sadece derslerde başarılı olsun diye akademik odaklı bir eğitim değil. Yani iyi insan olmaları için de bir eğitim. Mutlu insan olmaları için de bir yani programlar hazırlıyoruz. Yani öğrenci kulüpleri o konuda geçen sene çok aktiviteler yaptılar. Hmm. Programlar yaptılar. Yani şeyde mesela en güzel program beni Kutlu Doğum Haftası programı oldu, beni etkileyen. Tamamen öğrenciler kendileri yaptı, kendileri buldu. O şey Cemal Nur Sargıt Hoca'ya getirdiler. Mesela bunlar hepsi öğrencilerin kendi öğrenci kulübünün kendi aktivitesi ve çok verimli oluyor. Onlar hem yetenekleri gelişiyor, hem sosyalleşiyorlar, hem de iyi insanlarla bir arada olarak, iyi örneklerle bir arada olarak yani hayat yolculuğunda birçok şeyi erkenden öğreniyorlar. Bu hatta şey vardır, hayat başarısında üç öğrenme yöntemi var. Yani birinci öğrenme yöntemi deneme yanılma yöntemi. Hı hı. Kişi bir hata yapar,
o hatayı ikinci defa yapmaz. Bu ortalama insan böyle öğrenir, adım yapar. Ama insanın her şeyi deneme yanılmayı öğrenecek kadar ömrü uzun değil. Yani diğer yöntem akıllı kişilerin yaptığı, başkalarının tecrübelerinden ders alır. Yani burada örnek kişiler alır, onu örnek alarak onunla kendilerini geliştirir. Deneme yanılma girmeden hızla daha az hata yaparak ilerler hayatta. Bu akıllı kişiler bunu yapar ki bu tarz örnek olmaya çalışıyoruz. Bir de üçüncü kişiler vardır ki bir hata yapar, bir daha aynı hatayı yapar. Anadolu'da bu kişilere ne denir biliyor musunuz? Hödük denir. Aynı hatayı tekrar yapan kişiler. İşte buradan biz gençlerimize o akıllı kişiler gibi olmak, onlara hayat rehberi, kılavuz olabilmeyi, kişisel eğitim, yaşam koçluğu gibi, onlara yani sadece akademik koçluk değil, yaşam koçluğu gibi olmaya çalışıyor. Bunu bütün, ben bakıyorum sadece yani ben değil, bütün hocalarımızda o şey var, gayret var. Yani bütün hocalarımız gerçekten bir şeyle, aile gibi böyle öğrencilere sahip çıkma, hissetme konusunda böyle bir ekip olarak çalışmaya çalışıyoruz. Ve bunu söz, yani bunun bir iddialı bir şey bu. Bu ama bunu yapmazsak zaten bir farkımız olmaz. Yani insan internette bile birçok şeyi öğrenebiliyor. Yani önemli olan iyi insan olmayı ve mesleğiyle hem akademik gelişimiyle hem hayat gelişimini beraber götürsün istiyoruz. Evet, davranış odaklı üniversite olmak zaten, değil mi hocam, aslında bunları da gerektiriyor. Son 2-3 dakikamıza giriyoruz. Canım, sorular var, bunların cevaplayacağınızın sözünü ben sosyal medya üzerinden tabii ki adaylarımıza yine hatırlatıyorum. Sorularınız gerçekten yoğun, sorular var. Ahmet, Tugay, Fatma, Tuğba, Pırıl, sorular var ama yani gün içerisinde Ecan'ın bunları cevaplayacak. Ecan'ım, son sözlere gelirsek, adaylar nelere dikkat etsin? Programın da sonuna geliyoruz. Şöyle son söz alalım, evet. Hemen en kritik şeyden bahsedeyim. Listelerini teslim ediyorlar. Kendileri yapacaksa ya da destek alarak yapacaklarsa mutlaka orada ÖSYM'ye bildirilmiştir kısmı var. Onu görmüş olsunlar. Onu gördükleri zaman ÖSYM'ye gitmiş oluyor. Bir de listeleri mutlaka son bir kez tekrar kontrol etsinler. Kodlama hataları olabiliyor zaman zaman. Mutlaka listeler kontrol edilsin. Ondan sonra onaylansın. 18 Temmuz'a kadar değiştirme şansları var ama 18 Temmuz'dan sonra artık bildirilmiş olacak tercihlerimiz. Size gelebilirler değil mi Ece Hanım? Tabii ki gelebilirler. Biz 18 Temmuz'a kadar her gün üniversitemizde tercih danışmanlarımız, hocalarımızla birlikte öğrencilerle birebir onlara yardımcı oluyor olacağız. Merve, son söz olarak psikoloji öğrencisisin. Neler söylemek istersin buradan psikoloji okumak isteyen, belki Üsküdar Üniversitesi'ni tercih etmek isteyen adaylarımız da vardır bizi izleyen? Ne söylerim? Eğer psikoloji seçeceklerse gerçekten hocamızın dediği gibi insanlara yardım etmeyi, insanları sevmeyi bilen arkadaşlar gelsin. Psikoloji alanında da üniversitemizi kusura bakmayın ama birinci sayıyorum ben. Tek geçiyorum çünkü bir duayen hocamız var, evet. Yani. Bizimle de çok ilgilidir hocamız. Rektörle buluşmalar adı altında bizim taleplerimizi de dinler. Her soruyu sorabiliyor musunuz hocamıza? Her soruyu sorabiliyoruz. Hatta ben görevliyim okul tanıtımında. Öğretmenimizle bir sohbet havasında toplantımız olmuştu. Bir hanımefendi gelip bana söyledi. Dedi hani bu beyefendi kim? Dedim rektörümüz. Dedi nasıl yani, siz rektörünüzü görebiliyor musunuz? Bizim öyle bir durumumuz yoktu. Yani eğer dedim bir psikoloji ağırlıklı bir üniversitede okuyorsanız dedim, rektörünüz de sizinle ilgili, öğretmenleriniz de, biz de. O yüzden eğer psikoloji seçecekse arkadaşlarımız tercihlerinin Üsküdar Üniversitesi'nden yana olmasını tavsiye ederim. Evet, rektörlerin de tabii çok sık görünen bir şey değil ama öğrencilerle içi dışı olması ciddi bir avantaj. Kesinlikle. Onlar için. Çiçek Hocam, sizden de son söz olarak neler alabiliriz? Ben şöyle söyleyeyim. Hem psikoloji bölümü adına hem diğer bölümlerimiz, yani 4 fakültemiz, sağlık meslek okulumuz adına tüm, yani okulumuz sonuçta tamamı Üsküdar Üniversitesi ve dolayısıyla işleri rahat bir şekilde gelip 18'ine kadar, Ece Hanım'ın dediği gibi
ayrıntılı bir şekilde gezip bize her türlü sorularını sorabilirler. Telefonla her an bağlanabiliyorlar. Hem hocalara hem yani şahsen ben bunu herkese söylüyorum. Yani gittikten sonra tekrar gezidebilirsiniz. Tekrar telefonu da bağlanabilirsiniz bize. Yani bütün bölümlerimiz, psikoloji bölümü her yere rahatlıkla gelip gezip görüp dikkatli bir şekilde, rahat bir şekilde, huzurlu bir şekilde tercihlerini yapsınlar. Ve velilerimize de şunu söylemek istiyorum. Hayat öğrencilerimizin hayatı. Birazcık da onları hani kendilerinden emin bireyler olarak bırakalım. Yani onlar yapsınlar. Tabii ki de öyle. Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Hocam son söz olarak buradan neler söylemek istersiniz? Ben şimdi tercih dönem sonuna geldik. Yani genç arkadaşlarımız tercihte bulunacaklar. Tabii hayatların önemli bir tercihi. Yani bu tercihte bulunurken artık kendileri için önemli bir karar veriyorlar. Nereyi tercih ederse etsinler. Yani A üniversite, B üniversite. Tercih etmeden önce muhakkak eğer tereddütleri varsa muhakkak girsinler. Kampüsü dolaşsınlar. Nerede ders, nerede eğitim, sınıflar nasıl, laboratuvarlar nasıl? Mesela psikolojinin laboratuvarı olur mu? Var. Mesela beyin fonksiyonlarını görüntüleyerek yapılan nörobiyofizik bir laboratuvardır. Psikolojik testlerin yapıldığı laboratuvarlar vardır. Görüntülemeler, bunlar hep görsünler. Mesela genetikçiler laboratuvar görsünler. Biyomühendisler, temel bilim, fizik, kimya laboratuvarları var. Bunlar hepsini görsünler. Ondan sonra karar versinler. Eğer tereddütleri varsa gezip görmeden ve hoca kadrosunu, öğretim üyesi kadrosunu incelemeden karar vermesinler. Teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Nevzat Tarhan Profesör. Yine Profesör Çiçek Akayeva ve öğrencimiz Merve Akyazı. Uzman psikolojik danışman Necdet Özeniş. Ayaklarınıza sağlık hocam. Şerefler verdiniz. Evet değerli adaylarımız, Bir Hayat Tercihleri programının sonuna geldik. Yarın yine sizlerle olacağız. Önemli bir konu, hocalarımıza dikkat çekti. Ergoterapi bölümünü yarın saatler 15'i gösterdiğinde burada sizlerle olacağız. Görüşmek üzere. Mutlu günler.